İsviçre'den kültürel gezi için gittikleri Bosna Hersek'ten çok etkilenen ve yardım çalışması gerçekleştiren Türkler, topladıklarını kendi elleriyle muhtaçlara ulaştırdılar. Bosna için Bir Kalp adlı yardım kampanyasını hiçbir sponsor desteği almadan gerçekleştiren gençlerin bu davranışı büyük takdir topladı. Geçen seneden bu seneye kadar bütün projenin içindeydim ve senin sonuna kadar desteğimi vermeye çalıştım. Bu sene Bosna'ya gittik Nisan'da. En etkilendiğim olaylardan bir tanesi oradaki Bosna'daki SOS Kinderdorf'taki annelerin yaptığı işler. Bence dünyadaki en iyi anneler ve annelik en iyi anneler ödülüne layık olan anneler oradaki anneler. Bir haftalık Bosna ziyaretimizde yeniden şükretmenin anlamını ve ne olursa olsun asla pes etmemeyi öğrendim. Bosna ziyareti sürecinde gördüm ki Allah'ın bize emrettiği iyilik yapmayı çok güzel bir şekilde gerçekleştirebildiğimizi ve çok çok şükür edebileceğimizi de gördüm. Yani çok güzel ve çok duygulandırıcı bir ziyaretti. Bu projeye geçen sene cami rehberlik grubunda olan arkadaşlarla Bosna'ya gittik. Ve Bosna'da olan o durumu gördüğümüz için bu projeyi yapmaya karar verdik. Bu projede olduğumdan çok mutluyum. Herkese de öneririm oraya gidip orada yaşanan şeyleri görmeyi. Anlatılması kolay değil, yaşanıp görmek lazım. Ve bu projede aktif olduğum için de çok mutluyum. Gidiş geliş ve yardımları ulaştırma masraflarının tamamını kendileri karşılayan 6 arkadaş, yardım eden tüm vatandaşlara teşekkür etti. Grup adına Hatice Avcı çalışmaya nasıl başladıklarını anlattı. Evet, arkadaşlarını tanıdık. Kaç kişiydiniz toplam? Hepsi kısa kısa konuştular ama. Toplam 7 kişiydik. Yani bazen çuvalda bazen azaldı ama toplam 7 kişiydik hamdolsun. 6'sı Türk, birisi Boşnak. Biri Boşnak, biri evet Boşnak. Aynen biri Boşnak. O da çok iyi oldu çünkü en azından bazen mesela özellikle Bosna'da gezerken, bağışları dağıtırken önemliydi bu bizim için. Çünkü Boşnaklar Türkçe bilmedikleri için o anlamda çok güzel oldu gerçekten. Evet. Ne kadar bağış topladınız sadece? Eğer yanlış bilmiyorsam yaklaşık 11 bin frank toplamış olduk. Kermesi zaten çok maşallah ve hala ilginç olan şey ise son ana kadar mesela biz 30 Mart 2013'te bu senesine gittik ve hala son ana kadar bağışlar gelmişti. Yani o çok duygulandırıcı oldu bizim için, hamdolsun. 11 bin frank bağışı hamdolsun 3 kitleye ulaştırabildik. Çocuk yuvasına, Srebrenica'da 3 mağdur aileye ulaştırabildik Allah'ın izniyle. Bir de hiç planda hesapta yokken bir ninemize nasip oldu ki döneminde 24 çocuğa koruyucu annelik yapmış. Fakat şu anda Allah korusun hepsi vefası çıktığı için sokakta dilenen bir ninemize nasip oldu. Boşnaklar onlara Nana diyorlar ve çok sevilen bir teyzemiz. Hamdolsun bu üç kitleye ulaştırmış olsun. Bir de şunu söylemek istiyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Biz otel paramızı ve bütün konaklama işlerini, şoförümüzü, benzinimizi tamamıyla kendimiz ödedik. Uçak bileti de buna dahil.